Trigonometri ikili devam edelim arkadaşlar. Ee, i̇lk önce toplam fark formüllerinden sinüs ve kosinüsle başlayalım. Şimdi arkadaşlar sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını şu şekilde anlatayım sağ tarafta. Sen sinüs a artı b'yi açarken sinüs her zaman yazarken yanına kosinüs ister. Sinüs a çarpı kosinüs b, burası artıysa artı kosinüs a çarpı sinüs b olur. Keza sinüs a eksi b de yine yanında kosinüs isteyecektir. Sin a çarpı kosinüs b aradaki şart eksi ise eksi sin b çarpı kos a deriz. Ama kosinüs açarken arkadaşlar yalnızdır. Yanında kimseyi istemez. Yani kos a çarpı kosinüs b hatta inatlık eder. Artı ise eksi olur. Sinüs a çarpı sin b'dir. Keza yine Sinüs a eksi b'ye açarken yine yanında kosinüs istemez. Kos a çarpı kos b eksi ise artı sin a çarpı sin b'dir. Bak şimdi bir bakalım. Baktım sin kos sin kos sinüs ile kosinüs beraber mi? O zaman bu kesin sinüs açılımıdır. Aradaki şart artı ise artıdır. 20 artı ondan ne gelecektir? Sinüs 30. Yani 1 bölü 2. B'ye bakarsam sin kos sin kos yine yine sin kos sin kos beraber verilmiş sinüs açılımı. Aradaki şart eksi çıkarma eksi işlemidir. 40 eksi 10'dan yine sinüs 30 gelecektir. 1 bölü 2. C'ye bak yine sinüs kosinüs sinüs kosinüs sinüs durup kesinlikle bencillik yok. Yanında sinüs al, almış çünkü. Aradaki şart artıysa toplayacağım. 75 artı 15'ten 90 gelir. Sinüs 90 1'dir. D'ye bak bak kos kos sinsin. sin. Koslar kendi içinde, sinler kendi içinde mi? Bu kim arkadaşlar? Kosinüs. Yanına sinüsü almamış bak. Aradaki şart eksi ise biz ne yapacaktık? Kosinüs her zaman tam tersiydi. Artı kos 60 yapar. O da 1/2. E'ye bakalım. Yine kos kos sin O zaman bu kosinüs açılımıdır. Aradaki şart artıysa tam tersi çıkarma olacaktır. 55'ten 10 çıkarırsam 45 gelir. Kosinüs 45'te Kök 2 bölü 2. F'ye bakalım. sin kos mu? Sinüs yanına kosinüs almış. O zaman bu sinüs açılımıdır. Aradaki şart artıysa artı gelir. 45 eksi a'ya a, yı a yı ekledim. Ne geldi? Bak burası sinüs 45. O da kök 2 bölü 2 gelir. Devam edelim. Burada formülü vermiştim. Şöyle bir silelim. Ne demiş yukarıda? Sinüs, kosinüs, sinüs, kosinüs demiş. Bu sin kos sin kos şekline gittiği için kimdi arkadaşlar bu? Sinüs açılımı. Aradaki işaret artıysa yap toplamına ne gelecektir? 45. Aşağısı kos kos sin sin mi? Kosinüs olduğu belli. Yanında sinüs almamış çünkü. Aradaki işaret artıysa çıkarma işlemi yapacağım. 75'ten 30 çıkarırsam 45 gelir. E zaten bunlar birbirinin 90 için eşittir oran 1 gelir. 3'e bak. Yukarısı sin kos sin kos. Kimin açılımı? Sinüs açılımı. Çıkarmasa çıkarma yapacağım. 54'ten 24 çıkardım. 30 geldi. Aşağısı kos kos sin sin olduğu için kosinüs açılımı. Çıkarma olduğu için toplama yapacağım. 20 artı 25'ten 45 gelir. Sinüs 31 bölü 2. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2. E birinci kesir aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsam ne geliyor bak. 1 bölü kök 2. Hatta bir daha kök 2 ile çarparsan kök 2 bölü 2'dir. Soru 4. Yukarıya cos sinkos sinkos mu? Kim bu? Sinüs açılımı. 7 a çıkardım. Çıkarma işlemi var çünkü 6 Aşağısı kos kos sin sin. Kimin açılımı bak? Kosinüs açılımı. Aradaki şart eksi ise ne yapmalıyım? Artı. Kos a yaptı. Demek ki bu sinüs bölü kosinüsten tanjant 6a'ymış. 5'e baktım. Yukarısı kos kos sin sin. Kosinüs açılım olduğu belli. Yana sinüs almamış. Çıkarma işlemi olduğu için toplama yapacağım dedim. Kos 5x geldi. Aşağısı sin kos sin kos kimin açılımı? Sinüs açılımı. Çıkarma işlemi olduğu için çıkaracağım. 8x'ten 3x çıkardım. 5x geldi. E kosinüs bölü sinüsten kotanjant 5x gelir cevap. Tanjantın açılımına bakarsam da tanjant da şu. Bak tanjant Başka bir kalem yazalım. Tanjant A artı B'yi açarken tanjant A artı B'yi açarken aradaki şart artıysa tan A artı tan B bölü bir eksi tan A çarpı tan B'dir. Burası artıysa artı eksi devam eder. Eğer tam tersi arkadaşlar tan A eksi tan B istiyorsan eksi ise burası eksi burası artı gelecektir. Hadi bakalım ha, kotanjantı sorarsa da kotanjantı bilme bak. Direkt sen tanjantı biliyorsun ya mesela. Kotanjantı sorarsa tanjantını bul. Bulduğun ifadeyi zaten ters çevirirsin. Ama tabii yine de biz yazalım. Hani e, kota a eksi bir açılımında baktığın zaman hani biraz önce bahsettiğim şey tanjantı bulup ters çevirirsin dedim zaten. Ama bilmek istiyorsan da kota a artı kot b'nin açılımı, kota artı b'nin açılımı, kot tam tersi. Kota ile kot b'yi çarpıyorsun. İşte tam tersi artı ise eksi, eksi ise artı yapıyorsun. Aşağısı artı ise artı, eksi ise eksi geliyor. Bakalım şimdi. Tan A eksi tan B. Arada işaret çıkarma olduğu için bize çıkaralım o zaman. Bu 80 eksi 20'den tanjant atmış demeyecek gelecektir. O da kök gelir. B'ye bak. Tan A artı tan B bölü diye başladığı için artıysa ise topladım atmış. Tanjant atmış. Kök C'ye bak. Tan A eksi tan B diye başladığı için yine 75'ten 30'u çıkardım ne gelecektir? Tanjant 45. O da ne gelir bak? 1. Ha, bak. Kotanjantı sormuş aslında. Kot A çarpı kot B ise ne yapacaksın dedim. Artı burada. Kotanjant 45 gelir. O da 1'dir. Bak şimdi. Tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B mi demiş. O zaman bu tanjant 3A artı 2A'dan 5A açılımıdır. Tanjant 5 çarpı pi bölü 20 gelir. Demek ki tanjant pi bölü 4 oldu. O da tanjant 45'ten 1 gelir. Tan x eksi y istiyor sana. Açalım neydi bunun? Tan x eksi tan y bölü. Bu sefer 1 artı tan x çarpı tanjant y e tanjant x 2 bölü 3. Tanjant y 1 bölü 2. 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 gelir. Payda eşitle işte, buraya 2 ile buraya işte çarparsam ee, ne gelir? 4 eksi 3 bölü 6. aşağısından şunlar gider. 1 eksi 1 bölü 3 gelir. Yukarısı 1 bölü 6 geldi. Şu ifade arkadaşlar 2 bölü 3'tür. Ters çevirip çarptım 3 bölü 2. 3 ile 6'yı sadeleştirdim 2. Cevap 1 bölü 4'müş. Soru 9. Benden x artı y istiyor. Şimdi senden x artı y istiyorsan x artı y'nin bir tanjantını bul bakalım. Tan x artı y neye eşitti? Aşağıya açalım tan x artı tan y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y idi. Tanjant x 1 bölü 2 tanjant y 1 bölü 3 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 geldi. Payda eşitlersen buraya 3 ile buraya 2 ile çarptığı zaman burası 5 bölü 6 gelir. Burası 1 eksi 1 bölü 6 geldi. E birden 1 bir bölü 6 çıkarırsan 5 bölü 6 kalmaz mı? 5 bölü 6'yı 5 bölü 6'ya bölersen cevap 1 gelir. E, tanjantın 1 olduğu açı değeri kaç geliyor bak 45 demek ki x artı y 45'miş. miş e, şimdi demiş ki sana mesela sinüs 15 neye eşittir diye soruyor. Sen biliyor musun sinüs 15'in olduğunu ben bilmiyorum. Ama bildiğin iki trigonometrik açının oranı ile 15 elde edebilirsin. Ne demek istiyorum? Şimdi 15 gördüğüm yere ben 45 eksi 30 yazabilirim. Değil mi? Sinüs 15 oluyor sonuçta. Sinüs a eksi b'nin açılımı neydi? Sin hani a çarpı kosinüs b eksi ise eksi kosinüs 45 çarpı sinüs 30 demeyecek miyim? Sinüs 45 kök 2 bölü 2 kosinüs 30 kök 3 bölü 2 eksi kök 2 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Yani kök 6 eksi kök 2 bölü 4 müşte bak. 75 tane şekilde. Bu tanjant 75 dediğim şey 30 artı 45 değil mi? Toplarsan 75'i veriyor. Bu ne? Tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B demekti. Tanjant 30 1 bölü kök 3. Tanjant 45 1. 1 eksi 1 çarpı 1 bölü kök şu gelir. Payda eşitlersem ne geliyor burası? Bak kök 3 artı 1 bölü kök 3 geldi. Burası da kök 3 eksi 1 bölü kök 3 gelir. Ters çevirip çarparsan kök 3'ler gider. Kök 3 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 gelir. <laughs> Bundan sonra işlemi nasıl yaparsın? İstersen paydanın eşdeğerini çarpar tarafı. Kök 3 eksi 1 ile kök 3 artı 1 ile çarparsam yukarısı kök 3 artı 1'in karesi. Aşağısı kök 3 artı 1 ile kök 3 eksi 1'i çarparsan iki kare farkından 3 eksi 1'den 2 gelir. Yukarının karesini alayım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı 1 bölü 2. Yani 4 artı 2 kök 3 bölü 2 geldi. 2'ye bölersem 2 artı kök 3tür cevap. Nerede kaldık? Ceyhan 105'te. Hangi iki bildiğin açının toplamı ya da farkı şeklinde yazabilirsin? Sen buraya 60 artı 45 dersen zaten 105 yapmaz mı? Bu ne? Kos 60 çarpı kosinüs 45 artı ise eksi sinüs 60 çarpı sinüs 45'tir. E kosinüs 60 1 bölü 2 Kosinus 45 kök 2 bölü 2, sinüs 60 kök 3 bölü 2, sin 45 de yine kök 2 bölü 2. Yani kök 2 eksi kök 6 bölü 4 gelir. Yine 15 derecen hangi iki bildiğin iki açının toplamaya veya farkı. Şöyle yazsam 60 eksi 45 yapsam 15'i verir. Bu ne? kosinüs açılımı neydi? Cos A çarpı cos B eksi ise artı sin A çarpı sin B. Kosinüs 61 bölü 2, kosinüs 45 kök 2 bölü 2, sinüs 60 kök 3 bölü 2, sinüs 45 kök 2 bölü 2. Yani kök 2 artı kök 6 bölü 4'müş. Sin 105'e bakalım hemen. Yine hangi iki bilindik iki açının toplamı? 60 artı 45 desem ne gelir? Sinüs açılım neydi arkadaşlar? Ee, sinüs 60 çarpı e, kosinüs 45 artı ise artı kosinüs 60 çarpı sinüs 45. E, sinüs 60 neye eşitti gençler? E, kök 3 bölü 2. Sinüs 45 özür dilerim. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2 artı. Kosinüs 61 bölü 2. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Ne geldi? kök 6 artı kök 2 bölü 4 gelir cevap. Devam edelim biz. Soru 11. Bizlerden tanjant x istemiş. Bak bu bir kare değil mi? Her kenarı 5 gelecektir. Ben şunu şu şekilde indirsem. Burası 3, burası 2, burası 5 gelir. X'i de a ve b diye parçalasam, sonuçta x dediğin açı ne geliyor? A artı b. Senden tanjant x istiyorsa, yani tanjant a artı B istiyordur. E, bunun açılımı biliyoruz biz. Tan A artı tan B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Tanjanta karşı bölü komşu 3 bölü 5 tanjant B karşı bölü komşu 2 bölü 5. 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Yukarısı 5 bölü 5'ten 1 gelir. Aşağısı 1 eksi 6 bölü 25 gelecektir. 1 bölü şurası 19 bölü 25 yapar. Ters çevirip çarparsam 25 bölü 19 gelir cevap. Devam edelim. Çok gittik. Soru 12. Aynı şeyleri söyleyeceğim aslında. Yine x'i bilmiyorsan şunu şu şekilde indirsem. Burası 2, burası 8, burası 4. Yine a, yine b dersem sinüs x istiyorsa senden sinüs a artı b istiyordur. Sinüsün açılımı neydi arkadaşlar? sinüs a çarpı kosinüs b artı kosinüs a çarpı sinüs b. Şimdi tabii e, tabi sinüs için hipotenüse ihtiyacım var. 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16. Burası şurası kök 20. Yani 2 kök 5 gelir. 4'ün karesi 16, 8'in karesi 64, 80 yapar. Bu da 4 kök 5 yaptı. Hadi hesaplayalım. Sinüs a karşı bölü hipotenüs. Kosinüs B komşu bölü hipotenüs. Kosinüs A komşu bölü hipotenüs 4 bölü 4 kök 5. Sinüs B karşı bölü hipotenüs 2 bölü 2 kök 5 gelir. Ee, yanlış yaptık mı? Ha. Tamam. Ee, bunun payı 32. Bunun payı 8. Toplarsam 40 yapar. Aşağısı 4 kere 2 8. Ee, kök 5 ile kök 5 çarparsan ne geliyor? Bak buradan. 5. 40 bölü 40'ten cevap 1'miş. Soru 13. Tanjant A, e, Bu açının tanjantını istiyorsa, Şuraya X, şuraya Y dersem. Senden kim istiyordur? Tanjant X artı Y istiyordur. Hani burası bir birim, burası üç birim, burası dört birim ya. Tamam. Tanjant x açılımı ne? X artı Y'nin. Tan X artı tan Y bölüm. Bir eksi. Tanjant X çarpı tanjant Y. Tanjant X ne? Karşı bölü komşu. 4 bölü 3. Tanjantiye karşı bölü komşu 1 bölü 3. 1 eksi tanjant x 4 bölü 3'tü. Tanjantiye 1 bölü 3'tü. Yukarısı 5 bölü 3 yapar. Aşağısı 1 eksi 4 bölü 9 yaptı. Payda eşitlersem 5 bölü 9 yapar. Ne gelir burada? Birinci kesre aynen yazdım. İkinciyi ter çevirip çarparsan 9 bölü 3'ü sadeleştirirsem 3. 5'ler de gitti. Cevap 3 gelir. Soru 14. Ne demiş benden? Kotanjant x artı y istemiş değil mi? Bak ben kotanjant x artı y yerine tanjant x artı y'yi bulsam ve ters çevirsem. Bunun açılımı neydi? Tanjant x artı tanjant y bölü. Tabii buna eşit değil bu arada. Hadi bir bölü. Bu, şu ifadeyi bulup ters çevireceğim. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Hadi hesaplayalım. Tanjant ne gelir. Karşı bölü komşu 1 bölü 2. Tanjant diye bak büyük üçgende karşı bölü komşu 2 bölü 4 yani yine 1 bölü 2. Aşağısı 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Yukarısı 1 geldi. Aşağısı 1 eksi 1 bölü 4 mü gelir? Yani burası 3 bölü 4 gelir. Ters çevirip çarparsam 4 bölü 3. Şimdi senin bulduğun tanjant x'er diye. Kotanjant x için tam tersi 3 bölü 4'tür. Ne geldi? Soru 15. Benden ne istemiş? Sinüs ADC. Şu açının sinüsünü mü istiyor? Yine buraya A, buraya B dersem senden ne istiyormuş? Sinüs A artı B istiyormuş. Sinüsün açılımı neydi? Sinüs A çarpı kosinüs B artı ise artı kos A çarpı sin B idi. Öncelikle burası özel üçgen 5 12, 13 üçgenden 5 gelir. 3 4 5 üçgenden burası 4 geldi. Sırasıyla sinüs A ne? Karşı bölü hipotenüs 12 bölü 13 geldi. Kosinüs B komşu bölü hipotenüs 4 bölü 5 geldi. Artı kosinüs A 5 bölü 13 geldi. Sinüs B ise karşı bölü hipotenüs 3 bölü 5 gelir. Şurası 48 burası 15 toplarsan 63 bölü 65'tir cevap. 16'ya bakalım. Önce verilenlere bakalım. AB 6 birimmiş. 3 tane EC 6 ise EC'ye 2 kalır. Demek ki burası 4 birimmiş. Değil mi? BC de yine 3 birimmiş. Burası yine 3 birim geldi. Hatta 3, 4, 5 üçgenden buraya da 5 bulmuş olurum. Şimdi benden tanjant alfa istemiş ya. Şöyle yapsam. Şuradaki açıya beta desem. Alfa ile beta'nın toplamı yani iki iç açının toplamı ne geliyor? Bak şurası. Alfa artı beta. Sen bu açının tanjantını bilirsin. Yazalım şuraya. Tanjant alfa artı beta ne eşittir? Karşı bölü komşu. 3 bölü 4. Hadi bunu açalım. Bu ne? Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Şimdi tanjant alfa bilmiyorum. Zaten ben onu istiyorum. T diyelim onu. Tanjant beta'yı bilirim ama. Büyük üçgende karşı bölü komşu. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 gelir. 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta geldi. Payda eşittir. 2 tanjant artı 1 bölü 2. Burası da payda eşitlersem 2 eksi tanjant bölü 2. Şimdi 3 bölü 4 eşittir. Birinci ifadeyi aynen yazıp ikinci ters çevirip çarparsam ikiler zaten gider. 2t artı 1 bölü 2 eksi t. Yapışlar, dişler çarpımına. 6 eksi 3t eşittir. 8t artı 4 gelir. Bunu buraya bunu buraya atarsam 2 eşittir. 11t'den. Tanjant ne geliyormuş bak buradan. 2 bölü 11.